Ne diyor Rabbimiz? فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ Biz üçüncü elçiyle izzet gönderdik, kuvvet gönderdik onlara diyor. Bakın, üçüncü elçinin Allah katında daha bir kıymetli hali var, daha önemli bir hali var. İki tane elçi gitti, onları yalanladılar. Üçüncüyle biz izzet verdik diyor Mevla. Peki üçüncü gittiği zaman ne yaptı? Üçüncü elçi gittiği zaman diyor, hiç insanlara ben Allah'ın size göndermiş olduğu bir elçiyim demedi. Allah'a davet etmedi. Allah'ın dinini söylemedi. Gider gitmez ne yaptı biliyor musunuz? Tabii ki Allah ehlinin sohbeti hoş, yüzü güzel, anlatışı güzel, kalbi güzel, hemen etki yapıyor. Kralın konuştuğu arkadaşlarıyla dostluk kurdu. Sonra bu arkadaşları onun sohbetini çok sevdikleri için diyor, gidip krala söylediler. Kral huzuruna davet etti. Kralla çok sıkı bir dostluk kurdu. Daha hiç Rabbim Allah'tır demeden, Allah'ı söylemeden, Allah'ın halifesiyim demeden tamamen sıkı bir dostluk kurdu. Sonra bir gün sohbetin sıkı olduğu bir anda diyor, dedi ki bu üçüncü elçi, yahu sen iki tane adamı hapse atmışsın, kulağımda duydum millet konuşuyordu, ne yaptı bunlar, ne etti, hiç dinledin mi onları dedi. Yok fazla dinlemedim diyor, hoşuma gitmedi konuşmalar. Ya bir çağır dinleyelim bakalım ne diyor bunlar ya. Hiç daha şey yapmadan yani, onlar benim arkadaşımdır. Biz beraber orada yaşıyoruz. Hiç söylemiyor. Bir getir bir şunları bir dinleyelim bakalım ne diyorlar. Çağırdı diyor. Çok sıkı dostu olduğu için, samimi olduğu için kral çağırdı hapse atmış olduğu iki tane havariyi. Dedi ki siz ne söylüyorsunuz? Bu üçüncü elçi onlara söylüyor. Davanız nedir? Sizin derdiniz nedir? Siz burada niye geldiniz? Ne için uğraşıyorsunuz? Dedi ki onlar, biz Allah'ın elçileriyiz. Allah bizi gönderdi. Tamam da sizin yaptığınız bir şey var mı? Bir özelliğiniz var mı dedi. Üçüncü soruyor onlara, kralın yanında. Kral da onun söylediklerini tasdik ediyor. Diyor ki evet, var mı sizin yaptığınız, söyleyin bakayım diyor. Yani bir özelliğiniz var mı? Dediler ki onlar bu sefer, ma yetemennel melik, kral ne istiyor söylesin bize. Kral diyor emir verdi, bir tane gözleri tamamen kapalı olan bir çocuk getirdiler. Dediler ki bu çocuğun gözlerini açın bakalım. Gözler tamamen kapalı. Yani hani gözü var da göremiyor değil. Göz bebekleri de yok. Tamamen gözleri kapalı bir çocuk getirdiler. O iki tane havari geldiler. Çocuğun gözlerini mesedince göz çukuru açıldı diyor. İki tane fındığı alıp göz çukurlarına koydular. Dua ettiler. Allah Subhanahu ve Teala göze çevirdi. Çocuk anında görmeye başladı. Dediler ki biz bunu Allah'ın izniyle yapıyoruz. Bizim Mevlamız bize bu ikramı sundu. Bakın üçüncü elçi hala demiyor ben onların arkadaşıyım. Krala dönüp dedi ki ya baksana bunların ilahı ne kadar kuvvetli dedi. Senin ilahlarına bir sorsana, bu yapabiliyorlar mı acaba böyle bir şey? Hala daha onun aklını çalıştırmaya çalışıyor bakın. Git söyle gerçekten senin ilahların da madem o kadar, sende zaten bir tane ilah yok. Maşallah sürüsüne bereket. Her sevdiğiniz adamın heykelini yapıyorsunuz, ilah diye tapıyorsunuz. E madem öyle senin bu kadar ilahın var, bir söyle yapsın bunların, geçsin ki biz de onlardan daha büyüktür diyelim dedi. Kral kenarıya çekti diyor o arkadaşı, dedi ki ya seninle aramızda gizli saklı yok. Bizimkiler hiçbir şey yapamıyor dedi. Böyle bir kuvvetleri yok. Biz ne desek öyle orada durur onlar, bir şey yapmazlar. Şeyhimiz Hazretlerinin hani bir Singapur ziyareti var. Şeyh Nazım Hazretlerinin anlatır mübarek. Gittim diyor, girdik bir tane şey Budistlerin tapınağına girdik. Baktım yolda bir sürü, yol boyunca diyor heykeller dikmişler. Buda heykeli. Tapınağın içerisine girdik. Üç katlı bir tane Buda var diyor içeride. Bir tane de odadan görüyorum kapıdan diyor. İçeride bir tane de yatıyor diyor. Demiş ki Şeyh Nazım Hazretleri, bu nedir? Bu kadar dikmişsiniz falan. Bu Buda'dır demiş adam. Peki bu Buda da demiş, içeride yatan kim? Tamam hadi bu büyük olana Buda diyorsunuz. Bu içeride yatan kim? Yolda gördüklerimiz kim dedi. Adam hemen yanındakine sormuş. Yahu bu ne biçim sorular soruyor bu adam? Ne acayip sorular soruyor.
Sonra devam etmiş Efendi Hazretleri. Peki demiş, ben buna bir şey söylesem beni duyar mı? Aynen ayeti kerimelerin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği kelimeler bunlar. Kendi babasına ve putperestlere. Ben söylesem duyar mı bu beni? Bana cevap verir mi? Keseri alıp ayağını kırsam acaba beni döver mi? Bana bir ceza keser mi? Oo diyor, adam iyice kendini kaybetti. Ya bu adamı alın götürün buradan demiş. Bu adamı alın götürün buradan. Çok acayip sorular soruyor. Dalalın, hakikat ehli olmayanın işte bütün karanlığı buradadır. Sorulan sorulara cevap verecek bir salahiyet yoktur. Putperestler de, Yahudiler de, Hristiyanlar da. Onun için ayet her zaman tecelli eder. Ca'al hakku ve zahaqal batil. Hak geldiği zaman batıl yok olmaya mahkumdur. Üzerine çıkamaz kesinlikle. Hakikat güneş gibidir çünkü. Bütün karanlıkları ortadan kaldırır. Kral öyle söyledi. Yahu dedi, aramızda sende gizli saklı yok. Bu bizim putlar, ilahlar böyle bir şey yapamaz dedi. Üçüncü elçi dedi ki, o zaman bunlar doğru söylüyor dedi. Bunların ilahları bu kadar kuvvetliyse, bunlar doğru söylüyor dedi. Bunları kabul etmek lazım. Ve biliyor musunuz? O kral ve etrafında olanlar, bu meseleye şahit olanlar iman ettiler. O üçüncü elçinin usta hareketinden dolayı, harika siyasetinden dolayı. Bugün eline Kur'an-ı Kerim'i almış, ayetler okuyaraktan İslam'a hizmet eden bir takım insanlara demediğini bırakmayan bir grup var. Göya ayeti kerimeleri anlatıyorlar ve herkese müşrik yaftası yapıştırıyorlar. Evliya müşrik, ulema müşrik, oy atan müşrik, devlette görev yapan müşrik, 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 müşrik. Hepsine müşrik yaftası yapıştırıyorlar. Ve bu ayetleri okuyorlar ama hakikatini anlamıyorlar. Bak, kralın yanına gitti, hiçbir şey söylemedi. Ben Allah'ın kuluyum, Allah'ın elçisiyim, ben Allah'a inanıyorum demedi. Dostluğunu kurdu, samimiyetini kurdu. Tam açık noktayı buldu, orada 12'den vurdu. Onun için Rabbimiz Celle ve Ala onun halinden memnun olduğunu bu tabiriyle bize bildiriyor. فَعَزَّزْنَاهَا Biz o iki elçiyi üçüncüyle izzetlendirdik diyor. Kuvvetlendirdik, izzet giydirdik onlara. Demek ki İslam'a getirmek için belirli bir siyasi yol izlemek İslam'da var, Kur'an-ı Kerim'de var. Bize masal anlatmasın kimse yani. Evliyayı kiram bir yoldan götürüyorlarsa o Allah'ın istediği yoldur. Kur'an-ı Kerim'i eline alıp da anlamayıp da onlara karşı durursun, Allah'ın cezasını bulursun. Allah muhafaza buyursun.